Şimdiki konuğum Demokrat Parti Ordu Milletvekili Sayın Cemal Engin Yurt. Sayın Vekilim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Aslında sizi gördüğüme sevindim. Şöyle, 1 Mayıs günü ben burada yine biliyorsunuz günün raporunu yaparım hafta içi. Bir Twitter'da bir mesaj gördüm 1 Mayıs'la ilgili, sizin mesajınız. Yani çok güzel bir 1 Mayıs mesajıydı. İsterseniz önce bir Twitter mesajını görelim Sayın Cemal Engin Yurt'un. O mesajla ilgili de bir konuşalım. Gerçekten çok duygulu bir mesaj. Hem yıkılsın bu devran, yaşasın 1 Mayıs demişsiniz. Önemli bir mesajdı. Ve sizden duymak bunu daha güzel oldu. Yani siz hiçbir zaman için işçilere uzak kaldınız demiyorum. Halk adamısınız. Halkın içindesiniz zaten. Bu konuda hiç tereddüt yok. Ama bu mesaj bir güzelliğinize güzel katmış, size güzellik katmış, size bir imza gibi olmuş. İşçilerden yana, çalışandan yana bir tavır koymuşsunuz. Öncelikle bu mesajla ilgili, 1 Mayıs'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu kısa bir alayım, sonra konularımıza girelim. Tabii öncelikli olarak hem sizin hem de seyredenlerimizin bu akşam Kadir Gecesi, tabii, Kadir Gecelerini kutluyorum. İsrail'de Filistin'e yönelik Kadir Gecesi'nde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum. Birileri van minüt demezse de kahrolsun İsrail diyorum. Siyonist sistemin oradaki mazlum insanlara yaptığı bu zalimce davranışı şiddetle kınıyorum. 1 Mayıs günü doğalgaza zam yaptı iktidar. İşçi aldığı maaşta geçinemezken, 10 milyon işsiz varken, 5 milyon emeklilikte yaşa takılan evine ekmek götüremezken, yüz binlerce polis, öğretmen, imam 3600'ü beklerken, 7 milyon civarında emekli 1600 lira maaşla geçinemezken, gençler geleceğinden umutsuz iken, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 milyon işçi fabrikalarda, iş yerlerinde, inşaatlarda çalışmaya devam ederken, iktidar tatil gününde böyle bir zamla bizi güne uyandırınca, 1 Mayıs'ı kutlarken aynı zamanda yıkılsın bu devran dedim. Çünkü devran hakikaten millete zulme dönüştü. Millete karşı tuzağa dönüştü. Daha bugün Konya milletvekili, AK Parti Konya milletvekili diyor ki, intihar edenler açlıktan, yokluktan intihar etmiyor diyor. %90'ı diyor eşiyle geçinemiyor. Ondan intihar ediyor diyor. Eşler arasında problem var. O sebeple diyor bunalıma giriyor. Ondan intihar ediyor diyor. Yani öyle bir AK Parti düzeni kuruldu ki, öyle bir zulüm düzeni kuruldu ki, oğlum bugün de siftah edemedim diye canına kıyan kokoreççiyi görmezden geliyorlar. Eşine traktörünün anahtarını bırakıp, çok borcum var, ben bunları ödeyemem, şu traktörle ödediğiniz kadarını ödeyin diyerek canına kıyan çiftçiyi, anne baba 6 yaşındaki yavrusunu ablalarına bırakıp ikisi birden intihar edişini, açlıktan, yokluktan değil, eşler arasında problem var diyerek gündeme taşıyan bu AK Parti zihniyetini bir nevi topluma duyurmak adına bu mesajı atmıştım. Bu duygularımı her zaman korudum, korumaya devam edeceğim. İşçiden yana, emekçiden yana, ezilenden yana olmaya devam edeceğim. Çünkü bu millete milletvekili seçilmeden önce söz verdim. Dedim ki kırmızı koltuklarda oturup maaş alıp yan gelip yatan milletvekili olmayacağım. Her neye
mal olursa olsun, her ne şekilde sonucu olursa olsun, millet adına, devlet adına, insanlık adına, demokrasi adına doğru bildiklerimi savunacağım dedim. İnşallah bundan sonra da savunmaya devam edeceğim Allah kısmet ederse. Demokrat Parti milletvekili olarak, iki milletvekili Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la birlikte Türkiye'deki milli muhalefete de destek vererek, Türkiye'de yapılan zulme karşı duranlara destek vererek, ki yanınızdaki milletvekilimiz hakikaten bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Siz farklı bir milletvekili diye beni takdim ettiniz ama ben kendisini gerçekten takdir ediyorum. Son günlerde ortaya koyduğu ballı maaşları anlatarak hediye çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Tekrar çıkartarak güzel bir tavır sergiliyor. Ben tebrik ediyorum. Milletvekili böyle olmalı. Milletvekili millet adına vekillik yapmalı. Aldığı maaşı helal ettirmeli. Aldığı maaşı bir alın teri olarak görüp o alın terini dökmeli. Bunu yaparken de hiç kimseden korkmamalı. Sayın vekilimiz geçenlerde bakanlıktan tasfiye edilen bir hanımefendinin Kardemir Yönetim Kurulu üyeliğini de gündeme getirdi. Ben bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Siz de hanımefendi boşta kalmıştı. Sayın geçinemiyordu. Siz de bir tweet attınız. O değil mi? O şeyle ilgili. O bakanlıktan ayrılıp yönetim kurulu olan hanımefendiyle arkadaşlar o tweet'i getirin. Zehra Sümbül Selçuk'la ilgili Sayın Engin Yurt çok güzel bir tweet attı. Yani güzel bir not da orada. AK Parti'de olmak ayrıcalık. Tabii ki özellikle AK Parti'de olmak ayrıcalık. Görevden alınan Bakan Zehra Sümbül Selçuk Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu. 39 bin TL maaş alacakmış. Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya, fıskırıncaya kadar yiyin. Yaparsa AK Parti yapar. Buydu değil mi tweetiniz? Evet. Yaparsa AK Parti yapar. Hakikaten yapıyorlar. İnsanlar evine ekmek götüremezken, biraz önce söyledim, oğlum bugün de siftah edemedim diyerek intihar ederken, evin 7. katından kendini atarken, AK Partililer bakanlıktan aldıklarına sanki bu ülkede bunlardan başka iş bilir, yönetecek insan yokmuşçasına hemen yeni bir kadro tahsis ediyorlar. Muhtemelen şöyle düşündüler, Zehra Zümrüt kızımız oradan alındıktan sonra evine ekmek götüremez, geçinemez, sıkıntı çeker diye asgari ücret seviyesinde 40 bin lira maaşla ona bir iş ayarlayalım demişler. Ancak bununla geçinebilir diye düşünmüşler. Tabi bu arada ben eminim ki yine bakanlıktan alınan Ruhsar Hanım da ben de isterim türküsünü İbrahim Tatlıses'ten dinlemeye başlamıştır. Çünkü benim neyim eksik diyecektir. Benim de artık bir yere yönetim kurulu üyesi olmam gerekir diye bekleyecektir. Hakkıdır da. Çünkü bakanlıktan şaibeli yolsuzluk yaparak alınmış olmasına rağmen hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olması, hiçbir hakkında birinin tek laf etmemiş olması bir AK Partili yetkilinin demek ki bu hanımefendinin yanlış yapmadığını bize anlatıyor, göstermek istiyorlar. Bir tweetiniz işte var Ruhsar Pekcan'la ilgili. Sayın Engin Yurt, onu da görelim isterseniz. Bir tweet attınız Ruhsar. Arkadaşlar getirin onu. Sayın Engin Yurt'un Ruhsar Pekcan'la ilgili attığı bir tweet var. Rica etsem getirin. Tweet burada. Masumane bir sorum olacak diye başlıyor tweet. Bakanlık yaptığı kurum aile şirketinden mal alma soruşturma açmayıp da eli arkasında diye Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açmayı hangi adalet, hangi vicdana uygun buldunuz? El insaf, adalet bir gün herkese lazım olur. Doğru mu Sayın Engin Yurt? Ya tabii. Şimdi Fatih Bey, bir bakan düşünün, bakanlığına kendi şirketinden hem de 5 katı yüksek fiyatla malzeme alıyor. Bu bakan hanımefendi için 2 yıl öncesinden deniliyor ki bunu bakanlığa yaklaştırmayın, yanaştırmayın. Bu isim kullanıyor.
kart kullanıyor, kartvizit kullanıyor. Bunun her hareketine dikkat edin diye uyarılıyor. Ama bu uyarıya rağmen bakan oluyor ve bakan olduğunda da bu uyarıları haklı çıkarıyor. Kendi şirketinden bakanlığa malzeme satıyor yüksek fiyatla. Hakkında hiçbir soruşturma açmıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu eli arkasında yürüdü diye soruşturma açıyorsunuz. Ülkenin İçişleri Bakanı gönül rahatlığıyla diyor ki bana göre suçtur diyor. Eli arkasında gidemez diyor. Yahu nasıl bir suç icat ettiniz? Adalet bir gün size lazım olmayacak mı? Eskiden FETÖ'cü Pensilvanya'daki sümüklü alçağın çocukları vardı. Önce suçluyu yakalıyorlardı, sonra da suç oluşturuyorlardı. Şimdi de maalesef aynı duruma düştük. Önce bir suçlu yakalıyorlar, arkasından ne suç bulabiliriz diye. Ama bunu hep muhalefete yapıyorlar. İktidarın kendi yandaşlarına böyle yaptığı bir şey yok.